Evet abi. Şimdi senin en sevdiğin bölüme geldik. Ne benim diyeyim? En sevdiğim bölüm mü? Viral. Viral mi? İçime bir şey girmiş gibi ellerime bak. Şey. Abi bunu biliyorum abi. Kolpa dövüş sahnesi değil mi? Mert gibi oluyorum değil mi? Abi bunu biliyorum çok ya. Arda Kural ya. Yeni medya fenomeni. He Kural. Ben küçükken bayılıyordum bu adama. Bu ne abi? Bu amca neyin gerilimini yaşıyor yani, heyecanını yaşıyor. Seni bulamayacağımızı mı sandın ha? Kimsiniz siz? Ne demek oluyor bu? Kim konuşuyor? Aslanım sana kaç kere söyledik bu yerden vazgeç diye. Yaşlı amcanın duvarın üstüne çıkması neydi? Aslanım daha çok... Flash TV falan mı bu acaba? İleride ne işler yaparsın? Ama yaşarsan... Hala ne demek istediğinizi anlamadım. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmayacağım. Bak böyle başladı. Konuşmayacağım. Hayatımda gördüm en kötü. Hollywood filmleri bok yemiş yanında. Abi gidiyor oradan, devam ediyor. Yavrum benim. Abi çok kötü bir dövüş sahnesi ya. Şöyle yapınca herkes bir iki yana şey yapıyor. Dağılıyor. Kapıyı açıp attı kendini. Ya da intikam mı çok kötü? Ma öyle bir sahneden buna nasıl geçiyorsun yani? Seni gebertirim lan. Ne yaptı zirveden dibe düştü bu bir anda nasıl ellerin? İşte büyüye el kaldırmanın sonu. O adam kim? Kim o adam? Arda Kural. Arda hani... Turan mı? Ya şey ya üzüldüm çünkü yani bu adam eskiden çok güzel dizilerde başarılı işlerde oynamıştı yani. Emret Komutanı'ndan sonra zaten kayboldu galiba evet. Bir. Sonra da işte alkol kötülüklerin anası yani. Cüneyt Arkın'ın dövüş zannediyor daha profesyonel duruyor yani öyle diyeyim. Yani bir falan diye bir ses koysa bak işte bak gerçeklik anladın mı? Bu ne ya? Hayatımda gördüğüm en başarısız savaşları. Bence bundan abi ben, daha başarısı yoktu. Bu parodiydi abi bence. Şu hani biraz bunun tekniği neydi? Bilmiyorum bana çok kalitesiz geldi bu sahne ya. Ya böyle dövüş sahnesi mi olur abi yapmayın. 20 yıl önce bundan daha iyisi çekiliyordu ya. Ama şey çok komikti böyle kapının üstüne böyle önce bir hazırlanırsa diye. Ve tutunması da böyle bakıyor böyle evet. Tutunuyor ben. O bile hani kendine zarar gelmesi de yavaş yavaş evet. Yapıyor anladın mı onu yani? Abi daha yüksek prodüksiyonlu vine'lar gördüm ben ya. Üskürü meftakim bir hayır. Allah'a emanet. Üskürü meftakim bir hayır. Allah'a emanet. Topraktan olma. Bahçeden doğma, fındık, hakkın ay. Rahmetine kavuşmuştur. Film. Cenazesi bugün... İlk gece trollüz ya. Odaya'nın merkez camiinde kılındıktan sonra aile kabri safhına... Aile mezarı, aile neresi? Mevla fındık bahçeleri. Bahçede oldun sen! Eskiden para ediyordun sen! Yalnız bir de mani falan yazmışlar. Satamadım seni ben! Bu ne abi ya? Öldün kurtuldun sen. Değil açık tavut yapıyorlar ha. Allahu Ekber. Hayır, Avrupa'nın bütün geleneklerini almışlar. Gerçekten. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne tercih gömecekler mi şimdi? Gerçekten mi? Bütün proseslerini gerçekten toprak falan atıyorlar mı? Bir şey diyeceğim. Şimdi bak dalga geçtik biraz ama hani böyle bu adamların yaptığı bence biraz hani günaha da giriyordur yani. Evet abi cahilliğin önüne gidiyor. Bu ne lan? Şaka mı ya? Topraktan olma, bahçadan doğma. Adı fındık. Doğum tarihi anonim. Bunlar bir öncekinden daha iyi rol yapıyorlar yani. Oğlum çarpılacaklar ha. Teyzeler resmen tuşu varmış ana. Ağla. Ne bana ses oldu değil mi? Ama çok ayıp. Helva da kavrulursa gerçekten bence çok büyük saygısızlık. Ölülere. Ya şu an bu sahneyle dalga geçmeye tırsıyorum çünkü belki de kadın şehit annesi falan tamam mı? Hani onun sahnesini kesip bu koydular diye. Şöyle, ne denilelim? Fındık üreticileri, fındık üreticileri. Aslında çok başarılı bir şey yapmışlar ama komik yani.
Şimdi şöyle diyeyim sana, ben burada bu videoyu izle mesela evde izlesem, tamam mı? Ha. Ben bunun dalga videosu olduğunu düşünüyorum ve aslında amacın fındık üretimlerinin durduğunu falan filan onu düşünmem dalga geçer ve geçerim, anladın mı? Hayır, ne diyeyim abi, o kadar şey ki. Geliyor. Saçma. Bu kadar absürt olması peki bu kadar yayılabilir miydi bu? Bu yoldan denemeyip başka bir yoldan denese evet. Mesela diye bir soru bekliyorum senden. Mesela bilmiyorum orasını. Orasını bilmiyorum. Bence ayıp ya. Ya Türkiye'de bu kadar şehit varken cenazenin, ölümün bu kadar basitleştirilmesi bence hoş değil. İnsanların ekonomik durumuyla dalga geçmek istemiyorum kesinlikle. Hani gerçekten artık buralarına kadar gelmiş olabilir. En azından bir şey deneyelim, ne yapabiliriz, aklımıza bu geldi, bunu yaptık falan gibisinden bir eylem. Saygı duymak lazım da insanların böyle şeyler yapmak zorunda kalması üzücü ya. Yani eminim keyif almıyorlar şunu yapmaktan. Evet, bu herkesin kendine çok sık sorduğu bir sorudur sanki. De gördüğüm tüm kızların odasına girmeye çalıştırdım. Gel mi? Sıkalım bir daha. Değil, ben eve girdim, hırsızlığa bak. Ne yapardın? Hırsızlık ne lan, ayıp lan. Ne ayıp? Ne ayıp diyor, ne ayıp? İstediğim şeyleri yapardım. Burası neresi? Mesela tasarımcı olmak için eğer kağıt verdiysem onu gizliden imzalarım, onlar da beni işe alır. Dünyayı yakardım, ne yapacağım, başka bir şey yapmazdım. Yakardım. Görmez olsam ne yapardım? Niye yakıyorum lan? Görmez olurdum Allah'ın, ne yapayım? Olsaydım ne yapardım? Güzel soru, banka soyardım herhalde. Bir tanesi düzgün şey yapmıyor. Vallahi ne yapayım, gene görünmez olamayız ki. Görünüyoruz. Dayı realist ya. Görünmez olsaydınız ne yapardınız? Aya çıkardım. Görünmez olsaydın ne yapardınız? Allah görünmez olsaydın. Aya çıkardım. Görünmez olsaydın ne yapardınız? Oğlum, o nasıl bir mantık lan? Görünmez olsaydın ne yapardınız? Allah görünmez olsaydım direkt o okuldaki müdürün a**. Ne yapardık? Okuldaki müdürün a**. Ne yapalım ki? Oğlum ya müdür izlerse anasını satayım. Yani bir yüzüme sövmede kaldıydı. Ya bunların hepsi terbiyesiz. Ayla görünmez olsaydım görünmez olurdum mu bir şey demiyorum da. Hakikaten geri kalanlarından bir halt olmaz be. Şey en samimisi şey okul müdürü diye aya çıkardım ya saçması ya. Çıkmışsın kimse görmüyor. Niye çık? Şimdi çık. Şanın yürüsün en kötü, anladın mı? Abi insanlar böyle görünmez olsan ne yapardın işte hırsızlık yapardım, banko soyardım bilmem ne, aya giderdim, onları şu an ayrı tutuyorum. Evet. Bayağı kötü şeyler yaparlarmış, suç işlermiş. Adana'da bunu yapmaları çok iyi. Çünkü hani Adana istatistik olarak daha çok böyle komik haber sahibi olduğu için yani insanlar aa Adana mı deyip tıklar, anladın mı? Hani Adanalılar komiktir ya da öyle değişiktir demek istemiyorum. Sadece istatistik olarak daha çok komik haber sahibi olduğu için. Saçma. Saçma abi. Bu gerçekten saçma yani. Bir daha saçma diyebilirim. Sonsuza kadar saçma söyleyebilirim. Gerçekten saçma abi. Peki sen görünmez olsaydın ne yapardın? İlk sen söyle ya. İlk ben sen söyle. Ben herhalde kumarhaneyi soyardım. Ama şöyle yani... Banka değil. Hayır. Soyardım derken şöyle soyar. Nereye gidiyorsun? abi niye ayakta düşünüyorsun? Yemin billahi diyorum sana gelirdim. Bir tane koyardım. Nereden geldiğini anlamazdım. Mesela görünmez olsaydın gelirdim abi. Sen o kadar bize korku şeyleri izletiyorsun. Gece seni bir korkuturdum. Bir korkutur ya bırak. Birisiyle anlaşırdım. Adam hep kazanırdı çünkü ben bakardım arkadan böyle. Kumarhane zaten şans oyunu değil mi? Evet. Tamam, bu masada oturan bir adamın benim sayemde kartları bilmesi yani şey olması ne denir? Çok kompleks. Ya yani, hayır. Çok basit bir soruydu. Görünmez bir arkadaşın olması senin şansınsa şans oyununda kazanman sıkıntı değil bence. Bilmiyorum ya. Ya böyle benim bir arkadaşım var mesela böyle. En olmadık yerlerde... Ay saçım dökülmüş. Bir kere işe gitmezdim zaten, gitsem de gitmesem de aynı. Benim böyle beni çekemeyenlerin oturduğu bir ortamda dinlerdim. Sonrasında... Sonra normal olay yarattı, tabağı bir kaldırır böyle. Aynen. Sonra bunları böyle öldürürdüm. Cevap edeyim mi? Ver. Süper kahraman olurdum. Görünmez men. Evet abi ya. Mesela çantasını aldı, koşmaya başladı, tamam mı? Ben gidiyorum, adam beni görmediği için koşuyor böyle dümdüz böyle. Geleceğim, çayma takacağım, alacağım çantayı. Aynı zamanda ışınlanma mesela... özelliğin de var. Önüne teleport oluyor. Hayır mesela. Şöyle bir dövme alayım. Bu çok efsane ya. Yönetilmesi isim bir rapor geldi. Neyle alakalı? 16 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılan bir vapur. Bandırma. Vapur Samsun'a yanaşmış. Yanaşmış. bu mu rapor?
Kıyı emniyetin işini bize mi yaptırıyorlar artık? Yolculardan birisi istihbarat raporlarında tehlikeli olarak mimlenmiş. Anadolu direnişinde önemli bir rol oynayabilir deniyor. Mustafa Kemal, Selanikli. Abi sakallarım bile diken diken oldu gibi. Keşke bu adam ölümsüz olsaydı. Tanıyor olabilirsiniz diye düşündüm. Tanımıyorum. Alt devreler tanır. Tehlikeli biri olsa muhakkak tanırdım binbaşı. Kumandan Vasili'nin duyması gerekiyor. Kumandan Vasili sizin getirdiğiniz her raporla alakadar olsa kendi vazifesini yapamaz. Böyle önemsiz detaylarla bizi meşgul edin. Emredersiniz albayım. Ey Mustafa. Allah Allah. İş değişmiş. Yolun açık olsun paşam. Ya of, çok duygusal. Ben bunu ilk izlediğimde böyle 3-4 kere falan izlemiştim. Valla böyle şeylerle olması güzel ya. Çok iyi abi. Değil mi? Yani ben yani var ya ben yani hani hiç Türk dizisinde böyle çok şey olmam ama hani şu olay gerçekten çok iyi olmuş yani. Evet. Ben bunu ilk izlediğimde o fragman gibi olan daha kısa olanı izlediğimde böyle bayağı ağlamıştım yani. Böyle ilk internete düştüğümde böyle bayağı bir dedim ki ya tam böyle içe dokunmuşlar insanı. Bir de 10 Kasım'a denk geliyordu tam o gün bölümü. Harika olmuştu yani, bayağı duygulandırıcıydı. Keşke onun onda biri olabilsek ya. Yani ne diyeyim, çok güzel bir iş yapmışlar, örnek olmuşlar. Unutulmasını isteyenleri hatırlatmışlar, güzel olmuş yani. İlk fragman yayınlandı, tamam mı? Ben şey dedim, hani lan dedim yine işte hani milli duygularımızı sömürmek için reklam yapacaklar falan. Hiç de hislenmeyeceğim falan dedim. Bir tıkladım. Gittim anladın direkt. Bu konu hakkında bence söylenecek çok şey var da. Neyse. Çok güzel. Yani ne diyeyim ki? Gerçekten olmasaydı olmazdık. Hala değer görmesi bu devirde çok değerli. Umarım hiç bu değer kaybedilmez. Kapatıyorum. Atamızı saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyoruz. Bölümü bitirmeden önce hemen yeni bir duyurum ve yeni bir açıklamam olacak. Arkadaşlar, bundan sonra viral bölümümüzün sonlarında, bitişlerinde yeni kısa bir bölümümüz daha olacak. Bu bölümümüzün ismi de Tepkikolik Öneriyor olacak. Gençlerimizin veya benim hoşumuza giden değişik şarkıları, mekanları, YouTube kanallarını, kitapları her viral bölümümüzün sonunda tanıttığımız kısa bir bölüm olacak. Bu ay size önereceğimiz şey bir YouTube kanalı olacak. Aslında yaptığı işlerle çok daha yüksek aboneleri hak eden, büyük ihtimalle birçoğunuzun da duymadığı Açık Büfe isimli YouTube kanalı. Açık Büfe her cuma günü yeni bölüm yayınlayan bir komedi mizah kanalı. Bence bu kanalın bu kadar kaliteli işler yapabiliyor olmasının en büyük nedeni bölümlerde yer alan kişilerin BKM Mutfak'ta pişmiş genç oyuncular, genç komedyenler olması. Benim bu kanalda en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi çok farklı tarzlarda, farklı konseptlerde skeçler üretiyor olmaları. Benim en sevdiğim favori skeçleri amansız övücüler. Bu hafta gerçekten Tuna çok 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 hak edecek bir insanı öveceğiz. Kime? Acun Ilıcalı'yı öveceğiz Tuna bugün. Acun Firarda. Of of of. Nasıl? Var mı senin? Yapsana bir şey. Yokum diyor. Bir de bir de. Şeydekini yapsana. Hangisi? Survivor'dakini yapsana. Nagihan arkadan geldi geçiyor. Tuna sen beni bitirdin ya sen. Amansız övücüleri ciddi anlamda gülerek eğlenerek izliyorum. Güzel bir mizahı var. Bunun dışında Corporate Alice isimli bir bölümleri de var. Böyle sosyal medyada falan da sıkça paylaşıldı. Belki görmüşsünüzdür. Uzun 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 yıllar Johnson's & Johnson's & Johnson's & Johnson's & Johnson's'da çalıştıktan sonra Fuck Yourself'a geçtim ve orada uzun yıllar hizmet verdim. O zaman biraz enerjimizi değiştirelim ve İngilizce devam edelim. You know what? I'm the bitch of the firm. And
You have to kiss my ass. Dediğim gibi çok farklı tarzlarda skeçleri var. Hani bu izlediğimiz iki video dışında yine farklı türlerde birçok videoları var. Eğer bu kanalı beğendiyseniz veya abone olmak istiyorsanız sağ üstteki linke tıklayabilirsiniz. Açıklama bölümüne de kanalın linkini koydum. İsteyenler kanala gitmek için bu linklere tıklayabilirler.